başhekim Bahadır Bey size oturmaya gelecekler. Üzgünüm, maalesef hastayı kurtaramadık. Aspirin bile verdik, tamam, yine de olmadı. Kandırdı beni vites yılması. Hani kadındı? Beyefendi, sizinle biraz yalnız konuşabilir miyiz? Böyle konuşabiliriz doktor bey. Bunlar yabancı değil. Aa, şu adam yabancıymış. Çık ulan dışarı sen. Sizin hiç çocuğunuz var mı? İstemediğiniz kadar. Bunu az önce siz doldurmuştunuz değil mi? Ben doldurdum tabii. Hmm, çok ilginç. Nesi var doktor bey, ölecek mi? Ağzını hayra aç kız. Ne ölmesi? Ölecek miyim doktor bey? Ağzınızı hayra açın beyefendi. Ne ölmesi? Ölmeyeceksiniz de durum biraz karışık. Şu anda meslek hayatımın en ilginç olayıyla karşı karşıya bulunmaktayım. Nasıl desem, siz şey olmuşsunuz ama şey olmadan nasıl öyle şey olmuşsunuz şey edemedim. Tıp diliyle konuşmayın doktor bey. Açık açık söyleyin. Nesi var? Şey, eğer tahlillerde bir yanlışlık olmadıysa siz hamilesiniz. Ne? Öksür. Me. Öksür diyorum evladım, ne yapıyorsun? Me. Küçücük çocuk nereden bilsin öskürmeyi? Tamam evladım, üstüne. Nesi var doktor bey? Getirmekte çok geç kalmışsınız. Ay çok trafik vardı. Yok yani demek istediğim, bugüne kadar niçin beklediniz? Kim bilir bu çocuk ne zamandan beri bu durumdadır? Bir haftadır böyle işte. Tahmin etmiştim. Böyle durumlarda hemen bir doktora başvurmalısınız. Buna memnun tokanmıştı. Böyle şeyler saçmalık. Dokunmayla kimse kimseyi iyileştiremez. O kadar söyledim ama beni dinlemediler. Siz çocuğun neyi oluyorsunuz? Hiçbir şeyi. O zaman lafa karışmayın. Böyle şifacılar falan hikayedir. Bunların hepsi dolandırıcıdır. Tıp bilimi dururken böyle şeylerle vakit kaybediyorsunuz. İlk gün getirseydiniz hemen iyileşirdi. Ama şimdi ne olur bilemem. Çok geç kalmışsınız. Siz benim yüzüme aptal aptal bakıyorsunuz ama seyirciler benim vermek istediğim mesajı anlamışlardır. Peki ne olacak doktor bey? Çocuğum iyileşemeyecek mi? Yazacağım ilaçları düzenli kullanırsa iyileşebilir. Şimdi reçetenizi yazıyorum. Biz sizin için o kadar uğraşıyoruz ama siz doktor yazısı diye yazımızla dalga geçiyorsunuz. Ama artık geçemeyeceksiniz. Artık daktiloyla yazıyoruz reçeteleri. Nasıl görünüyor durumum? Kızım, teybe hüzünlü bir şarkı koy. Beyefendi, size bazı kötü haberlerim var. Siz yakını mısınız? Vallahi duruma göre değişir. Doktor parası için soruyorsanız değilim. Ama başka bir şey içinse evet, yakınıyım. Meraktan öleceğim doktor bey. Söyleyin artık, neyin var? Meraktan ölmenize gerek yok beyefendi. Ama hemen söyleyemem. Meslek icabı alıştıra alıştıra söylemem gerekiyor. Aileniz var mı? Bunda aileden bol ne var? 3 karı, 36 çocuk. İşte bu çok kötü beyefendi. Maalesef beyninizde bir uğur var. Uğur mu? Evet, uğur. Urfa'nın uğuru. Bu uğur kötü bir şey midir doktor bey? Evet, kötü bir şeydir beyefendi. Ama bir tedavisi vardır herhalde. Tıp biliminde henüz buna bir çare bulunamadı. Ne yani? Ölecek mi adam? Maalesef ölecek. Bir yanlış olmasın doktor bey. Bu adam öyle kolay kolay ölmez. Canım, hepimiz bir gün öleceğiz. Ama sanki birden ani oldu. Mesela ben bundan 2 yaş küçüğüm. Önce onun ölmesi gerekmiyor muydu? Saçmalama memnun. Haklısın. Birden şok oldum. Yani peki doktor bey, yani acaba benim ne kadar ömrüm kaldı? Bunu söylemeyi hiç istemezdim ama sadece 2 haftalık ömrünüz var. 2 hafta ne kadardır? 14 gün. Hiç ümit yok mu doktor bey? Tabii ki çıkmadık candan, ümit kesilmez. Ama röntgen ve tahliller her şeyi gösteriyor. Buyurun siz de bakın. Kahve felek. Bunu da mı yapacaktın bana ha? En verimli çağımda bu dünyadan göçüp gideceğim ha? Size önerim, son günlerinizde hayatınızı yaşayın. Ne bileyim, Alplere kayak yapmaya gidin. Ya da Hawaii adalarında güzel bir tatil geçirin. Napoli'yi görmeden ölmeyin. Ne zaman yaşadın ki ben hayatımı şimdi yaşayayım? Hem 14 günde ben ne yapabilirim ki? Bilemiyorum, o sizin hayal gücünüze bağlı. Şunu da alın, sizin için yapabileceğim son şey bu. Nedir bu doktor bey, ilaç mı? Hayır beyefendi, helva tarifi. 14 gün sonra afiyetle yersiniz. 14 gün ha? 14 günlük ömrüm var ha? Ulan ben şimdi ne yapacağım? Asıl ben ne yapacağım? 3 karı, 36 çocuk.
Nerede? Doktor bey, yavrum kurtuldu mu doktor bey? Maalesef kurtaramadık, kan kaybından öldü. Sizlere ölür. Dur, Terbiye kendine gel. Çocuğun adı neydi? Sen hastanın adını bilmiyor musun beyim? Terbiye. Pardon. Gene mi sen? Ben sana 100 kere buralarda dolaşma demedim mi salak? Sen doktor beyle ne biçim konuşuyorsun doktor bey? Ne doktor beyi? O hastanenin delisidir. Her önüne gelene hastalığının kan kaybından öldüğünü söyler. Yaşıyor mu? Evet. Öbürü doktor değilmiş. Deliymiş. Deli olmayan doktor söyledi. Yanılmıyorsam siz şu trafik kazasında yaralanan çocuğun yakınlarısınız değil mi? Evet. Çocuğun babası kim? Benim. Sizinle yalnız konuşabilir miyim? Tabii. Çocuğunuzu ameliyat etmeye gerek görmedik. Çünkü çocuğunuzun bir şeyi yok. Sağlığı yerinde. Sadece önlem olması açısından 24 saat gözlem altında tutulacak. Yani çocuğun hiçbir şey yok yani. Hayır yok. Evlenebilir ve karısını mutlu edebilir. Çocuğunuza çarpan bu beyefendi zamanında yetiştirdi sağ olsun. Sağ olun. Sen mi çarptın çocuğa? Çok üzgünüm. Şehir içinde 120 ile gidin, sonra da çok üzüldüm değil mi? Lütfen efendim, sadece 35 ile gidiyordum ben. Kaza raporlarında bu tespit edildi. Ben bunları bilmez miyim? Hepsi kazadan sonra kuzu kesilir bunların. Utanmasa çocuk geldi çarptı vurdu diyecek. Aslına bakarsanız aynen öyle oldu. Sus rezil! Şimdi sana bir çakarım. Lütfen efendim lütfen. Selçuk Bey çocuğunuzla çok ilgilendi. Çok masraf etti. Kendisi tarafından her şeyin en iyisi alındı çocuğunuz için. Lütfen doktor bey. Benim görevim bunlar. Çocuk kurtulsun da benim servetim feda olsun. Servetin mi? Evet. Bütün zararlarınızı karşılamak istiyorum. Lütfen müsaade buyurun. Bütün zararları mı? Evet. Benim buraya gelirken ceketim yırtılmıştı. Yaz Bahtiyar, beyefendi alınacak. Benim de çorabım kaçtı. Yaz Bahtiyar, bir koli çorap alınacak. Ben gelirken bileziğimi düşürdüm. Yaz Bahtiyar, hanımefendi kuyumcuya götürülecek. Ne isterse alınacak. Emredersiniz efendim. Dalil Aziz'e gönderdiğiniz 150 milyon liralık bağış çeki ulaşmış efendim. Adım verilmedi değil mi? Hayır efendim. İyi. İstemem öyle reklam şeyleri. Ben çocuğumu görmek istiyorum artık. Birazdan kafasındaki sargılar çözülecek. Allah'tan kalın kafalıymış da bir şey olmamış. Bunlar ailece kalın kafalıdırlar zaten. Sanırım pansuman bitmiştir. Hastanızı hemen görebilirsiniz. Buyurun. Sayın Doktor Metin Altında. Sayın Doktor Metin Altında. Fermuarınız açık kalmış. Lütfen fermuarınızı kapayın. Hadi Memnun hadi. Alo, kimi aradınız? Memnun kaygısızı aramıştım. Ben hep. Memnun bey, ben sizi muayene eden doktorum. Hemen bana gelmeniz gerekiyor. İsmail ücreti ödemedi mi yoksa? Hayır öyle değil. Daha fazla konuşamayacağım. Acilen bana gelmeniz gerekiyor. Hoş geldiniz. Buyurun oturun. Çok meraklandım. Yoksa daha erken mi öleceğim? Tahmin ettiğim gibi, sizi çok iyi gördüm. Dalga geçmeyin doktor bey. Öleceğimi en iyi siz biliyorsunuz. Herhalde kendinizi ölmeye iyice alıştırdınız. Alıştırdık tabii, ne yapalım? Karılarınız da üzülmüştür herhalde. Doğal olarak üzüldüler. Ama üzülmelerine gerek yok. Kocasız kalmayacaklar. Hop bir dakika doktor bey. Ölüyorum diye karılarımı sahipsiz sanmayın. Sizin gibi tahsilli bir adama da bunu hiç yakıştıramadım. Bir daha beni böyle şeyler için aramayın. Durun kalkmayın, yanlış anladınız. Ben anlayacağımı anladım. Benim demek istediğim siz ölmeyeceksiniz. Ha? Ne? Ölmeyecek miyim? İyileştin mi? Hiç hastalanmamışsınız ki. Röntgen filmlerinde bir karışıklık olmuş. Böyle karışıklıklar her Türk filminde olur. Bizim mesleğe renk katar. Sizin filminizde Yıldırım Akbulut'un filmiyle karışmış. Onun beyninde ur zannettiğimiz şey aslında su dolu bir boşlukmuş. Ben koşup evdekilere haber vereyim. Gel. Biz Memnun kaygısızı getirmiştik. Buyurun içeri, ben de sizi bekliyordum. Gel. Buyurun oturun. Gel. Gel. Ne yapıyorsun benim kucağım? Gördüğüm mü var? İsteyerek senin kucağına oturmadı mı herhalde? Allah, gel kalk. Otur şöyle bakayım şöyle. Otur. Hay. Doktor hanım, görme umudun var mı? Ne doktor hanımı Memnun? Doktor bey. Önemli değil hanımefendi. Işıkları niye söndürdünüz? Niye her yer karanlık? Körlüğü hala kabullenemedi zavallı. Size mutlu edecek haberlerim var. Beni hiçbir şey mutlu edemez doktor bey. Benim hayatım kararmış. Artık rüya bile göremiyorum. Hemen
moralini bozma Memnun. Dinle bakalım doktor bey ne diyecek? Yaptığım son testlere göre görme şansınız olabilir. Yani tekrar görebilir mi? Memnun duydun mu? Tekrar görebilir misin? Ben körüm sağır değilim, duydum. Nasıl olacak bu iş doktor bey? Gözlerinize bir operasyon düzenleyeceğiz. Yalnız bu biraz pahalı bir ameliyattır. Ne kadar pahalı? Fiş almazsanız 80 milyona olur. 80 milyon mu? 80 milyon. Ne kadardır İsmail? Oo, Memnun. 80 milyona 10 bin tane ekmek alınır. Uf, vay be. Ben hayatımda 50 milyonu bile bir arada görmedim ki. Desene, ben de bir daha göremeyeceğim. Bozmayın moralinizi canım. Bir şeyler yapar buluruz parayı. Bıraksana Zeynep. O kadar parayı İsmail'le cinsiyet değiştirip Taksim'de dolaşsak bile kazanamayız. Ama manyak bu be. Neyse sağ olun doktor bey. Biz kalkalım artık. Hadi. Son bir şey söylemek istiyorum. Sigarayı kesinlikle bırakmanız gerekiyor. Gözümle ne ilgisi var ki sigaranın? Gözünüzle bir ilgisi yok. Sigarayı sehpamın üzerinde söndürdünüz. Allah muhafaza bir gün yangın çıkartırsınız. Ne oldu doktor bey, nasılsın? Öldüler mi? Evet öldüler. Kanuni Sultan Süleyman, Hitler, Napolyon, Kennedy, J.R.'ın babası, küçük evdeki Charles Ingalls, hepsi öldüler. Yahu siz bakmayın bu delinin dediklerine. O hastanenin delisidir. Sizin yakınlarınız kimdi? Memnun kaygısız ve İsmail kaygısız. Ya bari soyadımızı bize bırakın. Ayıptır be. Ha, onlar ikinci katta 77 numaralı odadalar. Şu sürekli kavga eden hastalar. Onların da bugün gözlerini açacaktık. Çocuklar burada kalsın, siz benimle gelin. Hemşire! Hemşire yok mu? Şu adamı alın sinir hastalıkları bölümüne götürün. Ya da beni alın oraya götürün. Kimse yok mu? Liboş Hakkı, Doktor Sani, Suzan hemşire neredesiniz? Susturun şu adamı. Bu adamı alın başımdan. Beste kargayı oysun gözünü. Niye gözünü oyayım? Seni oyarım daha iyi. Ama ikisini. Bok, okuma bana. Şşş, sakin olun bakayım. Bakın ziyaretçileriniz geldi. İsmail. Zeynep. Zeynep. Sen İsmail değil misin? Hayır ben Memnunum. Ah kusura bakma canım. Bir şeyin yok ya. Memnun iyi misin? İyiyim iyiyim. Gelin yanıma. Seni çok özledim. Gözüm açılır açılmaz sana sarılmak istiyorum kafiye. Ne kafiyesi lan? Ben Sabriye'yim. Pardon Sabriye. Seni de özledim. Hele terbiyeyi en çok. Nasılsın Memnun? İyiyim iyiyim. Şu gözlerim bir açılsın sizi görsem. Çocuklar nerede? Aşağıya acile koyduk onları. Hastaların sedyeleriyle arabacılık oynuyorlar. Evet, gözünüz aydın. Ne oldu? Yoksa Memnun beni bulup bizim evden taşınıyor mu? Hayır, gözlerinizdeki ve başınızdaki bandajı açıyor. Çok şükür. Bu nedir doktor bey? Evimin anahtarları. Ben de nerede unuttum diyordum. 3 gündür bu yüzden hemşire hanımın evinde kalıyorum. Hadi. Çok şükür. Estetik ameliyat çok başarılı geçti. Hiç iz kalmadı. Ya estetik yapmışken adam Kevin Costner'a benzetir hiç değilse. Sen ondan daha yakışıklısın hayatım. Bir gün o herif gelip kapıyı çalsın, görürüm ben seni. O zaman da öyle bir diyecek misin bakalım. Evet, sıra geveze hastamıza geldi. Çabuk gözlerimi açın doktor. Şu herife bir yumruk atmak için sabırsızlanıyorum. Bak, şurada yattığımız günden beri rahat vermedi bana. Bütün gece yorgunumu üzerimden çekti. Küçücük peçetelerle kapattı. İnşallah hasar yoktur. Merak etmeyin, tıp her gün yeni bir şey buldu. Bakın, şimdi de bir anahtarlık bulduk. Arabamın anahtarları. Ben de nerede unutmuşum diyordum. Kaç gecedir hemşire hanımın arabasını kullanıyordum bu yüzden. Memnun geri aynı Memnun. Gözlerindeki mendebur ifade bile aynı. Işıkları niye kapattınız? Efendim?
lambaları yaksın. Hiçbirinizin yüzünü göremiyorum. Bu kaç? Ne o, görmüyorum. Numara yapma lan. Vallahi numara değil, görmüyorum. Şimdi anlarız. Bunu görüyor musun? Neyi? Bunu mu? Görmüyorum. Ha? Üzgünüm ama Memnun hakikaten görmüyor. Aa!